Aloha falan. İyice böyle surfçi kafasında. Aloha. Herkese aloha falan. Aloha bu arada Hawaii'ce bir kelime ve merhaba, hani merhabalar, selamlar anlamına geliyor. Aloha. Aloha. Bugün sizlere Abraham'la ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Abraham'ın dile getirdiği, ele aldığı bir konuyu ben de burada biraz böyle sizlerle açmak, paylaşmak istiyorum. Aslında konunun özü çekim yasasına dayanıyor. Çekim yasası da düşündüğün şeylere dikkat et, gerçek olabilir tam anlamıyla. Ama burada hani böyle çekim yasasına değinmekten daha çok benim ilgimi çeken bir konu var. Ona değineceğim. Son zamanlarda hani Instagram'da bunu çok paylaşıyorum. Story'lerde özellikle. Hani beni takip ediyorsanız oradan mutlaka biliyorsunuzdur. Yogaya böyle deli gibi sardım. Yani her gün ama her gün, her sabah ya da işte öğlen saatlerine doğru 11, 12, 1 hani kafama göre hep yoga yapıyorum. Ve genelde ben pratiklerimi Ervin Levinler'in bu yoga kanalı açmasıyla ve evde bulunma süremizin artmasıyla beraber arttırdım diyeyim ve gerçekten böyle ciddi bir dönüş yaptım. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Meditasyon yaparken benim yıllar önce bu Abraham Hicks'in seminerlerine gittiğim zaman aldığım bir kitap vardı. Abraham Hicks kimdir, nedir, hani neden bahsediyorum? Bilmiyorsanız, belki bu videoyla ilk defa beni izliyorsanız eğer, bir Abraham Hicks kimdir videomu izlemenizi öneririm dilerseniz. Bir de Abraham Hicks'in kayıtları var işte İngilizceden çevirdiğim, onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen topluyorum konuyu. Meditasyon yaparken okuduğum o kitapta Abraham'ın cümleleri yer alıyor arkadaşlar. Ve bir gün olmadı isterseniz o kitabı da sizlerle paylaşırım. Böyle her bir sayfasında ya İngilizce ama hani Türkçe'ye çevirebilirim. İngilizce böyle paragraf şeklinde cümleleri yer alıyor Abraham'ın. Bugün okuduğum, yani ben de içimden geldikçe onu açıyorum okuyorum. Bugün şöyle bir şeye denk geldim. Bir şeyin olmasını istiyorsanız içinizde şüphe, endişe, yeterlilik, değersizlik ve de sabırsızlık duygusu olmasın diyor. Eğer çünkü bu duygulara ve bu düşüncelere yer verirseniz onun gerçekleşmesinin önünü kesmiş oluyorsunuz'a getiriyor konuyu. Ben de bu videoda biraz şunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ben fark ediyorum özellikle yoga yaptıkça. Çünkü yoga yapmak yavaşlamak demek. Yoga ile ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Okuduğum bir kitap var şu anda, o bittikten sonra. Yoga hani hem böyle yavaşlamak hem de aslında bilincinizi ve bedeninizi ve bunların hepsiyle de hem düşüncelerinizi hem de ruhunuzu terbiye etmek demek bir yerde, bana göre. Yani ben onu deneyimliyorum. Dolayısıyla da bu sabırsız olma halini mattayken çok deneyimliyorum ve madde olduğumuz halin hani hayatta sergilediğimiz bir tutum olduğunun da çok altı çiziliyor. Ben tabii dediğim gibi daha hani yeniden bir iki aydır başladım yoga pratiğime. Ama bu sabırsızlık konusu beni hayatımda zorlayan bir konu. Biraz fazla sabırsızım. İkincisi şüphe ve endişeye düşmek. Mesela istediğimiz bir şey oluyor. Ne bileyim, bu ne olabilir? İşte atıyorum şu anda. Başarılı olmak, işimizde çok başarılı olmak. Ama bir yandan bunu istiyoruz, bir yandan da başarılı olmak, evet istiyorum. Hatta bunu belki yazıyoruz, belki bununla ilgili böyle panolar hazırlıyoruz. Hani görsel hafızamıza da hitap etsin ki daha da çabuk olsun diye. Ama aynı zamanda bizim beynimizden geçen düşüncelerin de %80'i ya olamazsam, işte ya yeterince iyi değilsem, ya benim yerime başkası olursa gibi düşünce ve endişeye yol açan düşünceler varsa diyeyim, bunun olması, yani bizim aslında tek yapmamız gereken geri çekilmekken ona müdahale ederek o olayı zorlaştırıyoruz. Onun olmasının önüne belki de geçiyoruz. Yeterlilik ve değerlilik zaten başlı başına yani gerçekten çok önemli konular. Abraham'ın dediğini olabildiğince, elimden geldiğince anlatmak ve örneklemek istiyorum. Şimdi önemli olan şu. Biz sonuçta Abraham'a göre ve bence de enerjiden ibaretiz. Ve enerjiden ibaret olduğumuz için düşündüğümüz, hissettiğimiz her şeyde aslında evrene bir yayın yapıyoruz. Yani biz aslında
radyo istasyonu gibi yayın yapmakta olan canlılarız diyeyim size. Ve düşünceler, duygular da hani bir frekans gibi düşünebilirsiniz bunu. Radyo frekansı gibi düşünün. Ve mesela istediğimiz bir şey varsa, ulaşmak istediğiniz bir hedef, bu kilo vermek de olabilir, bir ev satın almak da olabilir, kendinizi böyle yoga pratiğinde geliştirmek de olabilir, bir çocuk sahibi olmak da olabilir, hani ya da bir partner. Hüsnü hoş geldin bebeğim, gel aşkım. Ben konuşunca oyun oynuyorum sanıyor. Hayatınızda bir partner bile olabilir, fark etmiyor ama şimdi sizin bir kere bu istediğinize sadık kalmanız gerekiyor. Ve sadık kalmak için de her sabırsız hissettiğinizde kendinizi rahatlatmanız gerekiyor deme. Yani böyle melimalı cümleleri, kelimeleri çok sevmiyorum ama onun bir farkına varmanız iyi olabilir. Mesela ben hayatımda böyle gerçekten, bunu gerçekten bu arada çok isterim. Hani hayatı paylaşabileceğim, gerçekten aynı dili konuşabileceğim ve böyle espri dilimden de, hani mizah anlayışımızın da birbirine yakın olduğu, böyle komik, eğlenceli ve her şeyden öte çok çok komik ve iyi bir dost mesela istiyorum hayatıma. Ama aynı zamanda ben mesela kendimi yeterli görüyor muyum? Yeterince değerli buluyor muyum? Yoksa kendimi onunla bununla kıyaslıyor muyum ister istemeden? Yani düşüncem burada kalmayıp da bir anda ah ben zaten işte onun seveceği kadar güzel olamam ya da ah ben onun isteyeceği kadar komik olamama gidiyor mu? Ya da çok sabırsız mı davranıyorum? Zaten o kişi gelmiyor. Zaten nereden beni bulsun ki? Mi diyorum? Ya da şüpheye ve endişeye mi yer veriyorum? Acaba nasıl gelecek? Gelir mi ki? Olmaz ki. Nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Ah bana zaten gelmez. Ben bunu biliyorum. Ben zaten kendimden emin miyim? Bence değilim. Benden daha ileri vardır gibi gibi böyle. Yani aslında ıvır zıvır bunlar ve bu susmuyor. O yüzden de bugün Abraham'ın yani o sayfayı, o paragrafı okuduğumda ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve normalde bugün çekmek istediğim video konusu çok başkaydı. Bilmiyorum, belki bu videodan sonra hatta onu da çekerim. Çünkü o da bence çok değerli bir konu, bir içerik. İçerik üreticisi olduğumuz için malum. Yani sonuç olarak bunun bir üzerine düşünmenizi istiyorum. Siz şüphe, endişeye kapılıyor musunuz? Siz sabırsız olduğunuzda farkında mısınız? Ve bunun yerine rahatlamayı, akışa bırakmayı, biraz teslim olmayı koymaya ne dersiniz? Üçüncüsü de kendinizi yetersiz ve değersiz hissediyorsanız eğer, bunun bir farkına varın. Birincisi zaten farkına varmak. İkincisi farkına vardıktan sonra evet cidden ben böyleyim deyip kabullenmek. Üçüncüsü bunu kabullendikten sonra bununla yaşamak mı istiyorum yoksa bunu değiştirmek istiyor muyum diye bir kendinize sorup dördüncüsü ona göre de yol almak. Ve beşinci en önemli nokta, bu gerçekten çok çok önemli. Kendinize çok nazik davranın. Kendinize gerçekten çok şefkatle yaklaşın arkadaşlar. Böyle bu tek plan çekimlerde diyeyim, yani böyle oturarak konuşmak biraz bana şey geliyor bazen. Acaba çok mu didaktik oldu diyorum. Şüphe, endişe mi bu? Ama bence bu o değil. Bu sorgulamak sonuçta. Siz de düşüncelerinizi söyleyin. Ama sonra hayır diyorum. Sonuçta biriyle sohbet ettiğinizde deli gibi parandeler atarak sohbet etmiyorsunuz. Ve ben burada sizlerle sohbet ediyorum. O yüzden böyle yakında biraz böyle vloglar da çekmek istiyorum. Almak istediğim bir kamera var. Onu alırsam böyle minnak bir şey. Onunla çekmem çok da kolaylaşacak. Joy geldi bu arada. Onu yakalayabilirsem. Gel Joy. Bu konulardan bahsedince Joy ile Lucy de geliyor. Ya tontiklerim. Joy ki, Joy gibi olalım. Gerçekten kendimizi biraz akışa bırakalım. Mesela bakın ben onu aldım kucağıma. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle bırakıyor kendini. Aslında arkadaşlar gerçekten şunun da yeri gelmişken bence söyleyeyim. Söyleyeceğim zaten. Söyleyeceğim zaten değil. Ya şey, mesela doğaya bakmanın da çok faydası var. Ben doğada olduğum zaman ağaçları çok inceliyorum. O böyle hani sabit duruyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Yani doğada her şey aslında olması gerektiği gibi ve hiç zorlama yok. Demek istediğim o. Yani duruyor ve o hani duruş, sakinlik hissi, hiçbir şey yapmamak, o anki böyle o akış. Yani mesela bir nehri akarken izleyin. Bir böyle ağaca alttan bakın, yapraklarına bir bakın. Böyle o bilgeliği ve o sakinliği böyle bir içinize çekin. Derin nefesler alın. Tabii ki de sokağa çıkabildiğimiz günlerde onlar da yakın, umudunuzu kaybetmeyin.
Bu sakinlik, dinginlik halini yani sabırsızlığın önüne geçmemizde belki biraz yardımcı olur. Ya ben gerçekten hani söyleyecek çok fazla şeyim var. Ama videoyu yine çok fazla uzatmamak adına burada bitireceğim. Bana sorularınız varsa sorun lütfen. Seve seve sorularınızı cevaplarım. Siz bu konuda nasılsınız? Yani kendinize bir bunu sorun ve bunu benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Size bir yararı, bir faydası olduysa da bunu belirtirseniz yine tabii ki de çok çok hoşuma gider. Elimden geldiğince de zaten sorulara ya da yorumlara şu anda yetişebiliyorum. Hepsine geri dönüş yapıyorum ve hepsini de okuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve beni desteklemek isterseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten kocaman bir mahalo. Mahalo. Çünkü bu arada videoları mahalo diye mi bitirsem? Aloha merhaba falan demek diyor. Merhaba hani selam. Mahalo da teşekkürler demek. Bence bu uyuyor. Hem eski kafenin adı da mahaloydu. Kocaman mahalo. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada biri çıktı balkona. Bu çok komik oluyor. Bak adam bana bakıyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Selam mı versen? Şimdi büyük ihtimalle benim deli olduğumu düşünüyor. Neyse ben çok eğleniyorum. Bence de ben de korkardım. Düşünsüz evde oturup çiçeğin de yanına almış. Manyak koşuyor. Belki kamerayı bile görmüyor. Bak yine çıktı. Neyse zaten yeterince deli sanıldım. Olsun. Süper. Bakıyorlar çok komik.